Evet sevgili koçlar, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 25-31 Aralık arasında sevgili koçları neler bekliyor? Şuradan arkadan bir kafa çıkarsa arkadaşlar korkmayın. Bugün kedi ve köpekler tarafından etrafım sarıldı. Bir miyavlama sesi duyarsanız yadırgamayın. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım sevgili koçlar için. Hatta burada tüyleri de uçuşuyor. Arkadaşlar kılıçların beşlisi. Bakın zaten yani herhangi bir konu hakkında savaş veriyorsanız bu dönemde kazanacağınızı sembolize eder. Bu dönem hırslı olacağınız bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda da önceliklerinizi düşüneceğiniz bir dönemi sembolize eder kılıçların beşlisi arkadaşlar. Ve bazı durumlarda da arkadaşlar oturup savaş öncesi düşünmemizi sembolize eder. Yani der ki sen bundan savaşacaksın ama evet kazanabilirsin de gerek var mı? Der bu kart. Kıtır kutur burada. Arkadaşlar aynı zamanda ciddi bir hastalıkla da savaşın zaferle sonuçlanacağını sembolize eder bu kart ve aynı zamanda da önceliklerimizi belirleyeceğimiz dönemi sembolize eder sevgili koçlar kılıçların beşlisi. Hadi bakalım ikinci kartımız şöyle ortalardan. Allah Allah hep bu kartlarda kılıçlar çıktı arkadaşlar. Sizde çok enteresan. Arkadaşlar bu dönem birazcık da hayatınızın karmaşayla geçebileceğini sembolize eden bir dönemi sembolize eder. Kılıçların kraliçesi. Arkadaşlar normal şartlarda tüm kraliçeler aslında yaratıcı becerileri ve derin anlayışı sembolize ederler arkadaşlar. Fakat bu dönem şöyle söyleyeyim. İnsanların da kalbini çok fazla kırabilirsiniz. Çünkü bu dönem birazcık öfkeli olabilirsiniz. Bir takım olaylara karşı veyahut insanlara karşı ve acımasız bir şekilde açık sözlü de olabilirsiniz. Fakat bu dönem cesur ve kararlı olacağınız bir dönem arkadaşlar. Ve bu dönem duygusal anlamda çok güçlü olacağınız bir dönemi de sembolize eder. Çünkü kılıçların kraliçesi hiçbir zaman kalbinin kırılmasına izin vermez sevgili koçlar. Aynı zamanda bu dönem çok fazla konuşacağınız ve insanlara da tavsiye vereceğiniz bir dönemi ve insanların da bu tavsiyelerden aslında faydalanabileceğini sembolize eder arkadaşlar. Ve hakikaten bir konu hakkında bildiğiniz bir konu hakkında bir insana tavsiye veriyorsanız bu konuda da onu uyarın, beni dinle ve tavsiyeme uy diyebilirsiniz arkadaşlar. Özgürlüğü sembolize eder arkadaşlar. Yani bu kart aslında şöyle der: özgür kaldı. Bir takım şeylerin hayatınızda artık özgür kaldığını da sembolize eder aynı zamanda arkadaşlar. Yani bu nedir? Toksik bir ilişki içindesinizdir ve artık kalbiniz sıcaklıktan soğukluğa doğru geçmeye başlamıştır. Kalbiniz yani kırılmasına izin vermeyeceğiniz bir dönem olduğu için de artık yani bir takım şeyleri özgür bırakıp hayatınızda böyle de tabii özgür bırakabilirsiniz bir takım insanları çıkartarak hayatınızdan arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar kılıçların kraliçesi biliyorsunuz ilişki veya iş anlamında da bir takım insanlarla görüşeceğinizi, bunun da 30-35 yaş aralığında bir insan olacağını, karakter olarak da işte evet anlayışlı, açık fikirli bir insan olacağını, fakat aynı zamanda yüze konuşup nasıl söyleyeyim, açık sözlü olduğunu, bu insanın aynı zamanda cesur ve kararlı olduğunu ve bu insanı kolay kolay duygusal anlamda bu insana zarar veremeyeceğinizi, çünkü ve domine edemeyeceğinizi de sembolize eder aynı zamanda sevgili koçlar. Hadi bakalım sevgili koçlar için son kartımız, bu sefer de arkalardan bir tane çekelim. Allah Allah sevgili koçlar. Hep bu dönem şeylerden, kılıçlardan gidiyoruz arkadaşlar. Neden böyle oldu sevgili koçlar? Yani
Kılıçlar biliyorsunuz normal şartlarda nasıl söyleyeyim size, işte bir takım orta yolu bulmayı, diyaloğu, mantığı, doğruları, bir takım problemlerimizi sembolize eder. Bu dönemde artık bir takım süre gelen problemlerin çözümleri, bazı arkadaşlar içinse çözümleme işini sembolize ediyor bu dönem. Neden arkadaşlar? Çünkü bakın kılıçların 8'lisi çıktı. Kılıçların 8'lisi de nedir? Birincisi bir takım insanlar tarafından, çünkü bakın bilinçaltınız arkadaşlar zaten görüyor musunuz? Su, bakın burada şey, bilinçaltınızın sabit olduğunu, stabil olduğunu, sakin olduğunu sembolize ediyor. Fakat bu dönem bir takım olaylara yeni bir bakış açısıyla bakmaya başlayacağınızı sembolize eder arkadaşlar. Bir takım işler için olanaksız düşüncesine kapılabilirsiniz. Fakat her zaman dediğim gibi imkansız, olanaksız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır arkadaşlar. O yüzden ne diyorum? Her zaman pozitif, pozitif, pozitif olun. Bakın kadının zaten ve bu dönem bir takım olayları çok fazla dramatize edebilirsiniz. Yani nasıl dramatize edebilirsiniz? Pireyi deve yapabilirsiniz bu dönemde. Aynı zamanda da arkadaşlar bu kart der ki senin seçimin var. Kadın olduğu yerde duruyor arkadaşlar. Yani istese bakın öne doğru gidebilir. Arkaya doğru, arkasında da kılıç yok kadının bakın. Sadece etrafı kılıçlarla çevrili kadının, istese çıkabilir. Kart der ki yani kusura bakma da sevgili koçlar, bu dönem senin kendi seçimin ve kendi seçiminin sonuçlarını yaşayacaksın der. O yüzden seçimlerimize çok dikkat etmemiz gerektiğini de sembolize eder aslında bu kart arkadaşlar. Aynı zamanda da mahkemede çok ciddi anlamda mahkemeyle işi olan bir takım arkadaşlar için de maalesef hapisle cezalanabilecek bir durumu sembolize eder aynı zamanda. Veyahut da büyük bir ne diyorlar, kefaret mi diyorlardı? Kefalet. Kefalet mi, kefaret miydi? Yani büyük bir ödeme yapabilirsiniz ve bunun sonucunda hapis cezasından kurtulabilirsiniz diyor. Aynı zamanda sevgili koçlar. Evet sevgili koçlar, sizler için 25-31 Aralık arası tarot yorumum böyleydi. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.